Değerli arkadaşlar merhabalar. Hayırlı, güzel günler sizlerle birlikte olsun. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün ilginç bir test yapacağım. 3 adet yüksek alkollü biranın VS'sini yapacağım. Kurt gibi acıktım ama yemek yemeyeceğim. Yemeğimi sonraya bırakacağım. Bu yemekle ilgili arkadaşlar görselleri ufak parçasını buraya diğer kalan kısmını ekstra yayınlayacağım. Ev yapımı tavuk döner. Şimdi arkadaşlar öncelikle as solistlerimizi sizlere bir tanıtalım. Bir Tuborg Special. Yüksek alkollü bir bira arkadaşlar. Ve %7,5 alkolü var. Keşke bunu da kapağına büyük harflerle yazsalar. 2. %7,5 yüksek alkollü Efes Extra. Gördüğünüz gibi. 3. Yeni çıktı. Testini yaptım. Benim çok çok hoşuma gitti. Ama bunların son durumunu bilmiyorum. İsabet oldu. Mukayeseli güzel bir test yapacağız. Bremen 1827 yüksek alkollü. %7 alkol var. Şimdi bu 3 biranın arkadaşlar testini yapacağım. 3 ayrı bardak göstereceğim sizlere. Ve üzerlerine de etiket yapıştırdım. Hepsi de aynı miktarda bira alıyor ve aynı tip bardak. Evet, Bremen 1827'yi buna koyacağım. Bunun da üzerinde yazılı. Efes Extra'yı buna koyacağım. Ve kırmızı Tuborg'u da bu bardağa dolduracağım. Hepsi 50 santilitrelik Efes'in en sevdiğim klasik bardakları. Şimdi değerli arkadaşlar şöyle biralarımızı şöyle arka tarafa şöyle bir alalım. Bu Bremen 1827. Bu Efes Extra. Bu kırmızı Tuborg. Evet. Şimdi bunları arkadaşlar totalde 8 farklı kategoride değerlendireceğim. Görmüş olduğunuz gibi. Ve bunlara not vereceğim. Yorumlarda birçok arkadaş Bremen'i beğenmediğini, daha doğrusu birçok demeyelim, bazı arkadaşlar Bremen 1827'yi beğenmediğini deklare etmiş. Beğenenler kat be kat fazlası. Bazıları Efes Extra'dan bahsetmiş, daha ön planda olduğunu. Bir kısmı da Tuborg Special'den bahsetmiş. Şimdi dananın kuyruğu benim kanaatimce, benim testimce kopacak birazdan. Evet, şimdi arkadaşlar biralarımızı açacağız, dolduracağız ve tadımını yapacağız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bakalım bize ne gibi arkadaşlar nüanslar sunacaklar. Hepsi de aynı derecede soğutuldu. Tuborg Special'den başlayalım. Biramızın temiz kapak amblemini açtık. Duyduğunuz sihirli sesi, yarışma başlıyor. Tek kalemde ağzına kadar dolduracağım arkadaşlar. Fazla köpürtmeden hepsini aynı şekilde. Şurada bir parça kaldı. Şurada bakın bir parça kaldı. O parçada biranın dolumunu etkiledi arkadaşlar. Takılmak suretiyle evet. İşte bu tür şöyle bir, şunları şöyle bir çekeyim. O da bunun dolumunu etkiledi. Neyse, köpürtmeden 45 derecelik açıyla dolduruyoruz. Tek kalemde. Yavaşça. Renk oldukça hoş. Köpük gayet güzel duruyor. Hava kabarcıkları binlerce, yüz binlerce. Karbondioksit salınımı diyorum ben buna. 50'lik bardak olduğu için tek kalemde alacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biramızı
tamamını bardağımıza doldurduk. Kırmızı Tuborg namı diğer. Yüksek alkollü. %7,5 alkol bulunmakta içerisinde. Şimdi bunu şöyle bir koyalım arkadaşlar. Bu burada. Kırmızı Tuborg. Arkalarında etiketimiz var. Şaşırma şansımız yok. Şimdi Efes Extra. Bunu açalım. Yine burada da bir şey kaldı. Onu ben bir sonra takılıyor bu şey yap, dolum yaparken ve köpük durumunu etkiliyor. Şeyi de etkiliyor. Dolum hızını da etkiliyor arkadaşlar. Şu parçalar kalıyor. Evet. Biramız burada. Duyduğunuz sihirli sesi. Şöyle dolduralım bakalım. Bunu da arkadaşlar aynı şekilde. Köpük ilk koyduğum birada tabi azalacaktır gitgide. Bir de yavaş yavaş doldurduk köpürtmeden. Normalde bira köpüklü içilir. Bu biraların hepsi de güzel köpürüyor. Köpükten not vereceğiz ama önemli olan Belçika danteli bir de. İçtikten sonra bakalım dantel ne kadar bırakmışsa köpük durumu da o kadar iyi olacaktır. 45 derecelik açıyla bunu da arkadaşlar şöyle doldurduk. Evet, bu da tamam. Bunu da şöyle alalım. Efes Extra. Şöyle dursun. Sırada benim en son içtiğim ve çok beğendiğim favori yüksek alkollüm var. Bakalım bunlara karşı nasıl bir derece elde edecek. Bunun alkol oranı yarım puan daha düşük, bu %7. Bir de fiyatlandırma konusu var. Hepsini isteyeceğiz arkadaşlar. Tuborg'un köpüğü Efes'e göre daha zayıf kaldı ama karbondioks salınımı harika. Şimdi bunu dolduruyorum. Sihirli sesi duydunuz, yarışma başladı. Yavaş yavaş, acele etmeden dolduruyoruz. 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 Doluyor. Dolmakta. Doluyor. Ve doldu. Evet arkadaşlar, bu da Bremen. Şimdi harika bir görünüm var. Bu 3 biranın içerisinde en az salınımı arkadaşlar Bremen 1827 yaptı. Tuborg'la Kırmızı Tuborg'la Efes Extra'nın karbondioks salınımı çok çok fazla. Bunu sizlere deklare edebilirim. Ama tabii bir kategoriden oluşmuyor bu. Onları da şöyle bir kayda alalım. Onu da araya koyalım, görün. Şu en baştaki arkadaşlar Efes Extra. Görüyorsunuz, salınımı görüyorsunuz. Köpüğü görüyorsunuz. Ortadaki Tuborg Special, Kırmızı Tuborg dediğimiz, salınım harika. Köpük o kadar da başarılı değil. En sondaki de Bremen 1827. Salınım var. Renk daha koyuca. Ama salınım çok öyle diğerleri gibi kuvvetli değil. Şuna bakar mısınız ya? Efes Extra ile Tuborg'a. Özellikle Efes Extra. Köpük de harika onda. Köpük de bayağı bir zayıfladı. Ama dün içtiğimizde gördünüz, gayet kuvvetli, güzel bir köpüğü vardı arkadaşlar. Neyse, tabii biz şimdi... Evet, şu en baştaki arkadaşlar Efes Extra. Görüyorsunuz, salınımı görüyorsunuz. Köpüğü görüyorsunuz. Ortadaki Tuborg Special, Kırmızı Tuborg dediğimiz, salınım harika. Köpük o kadar da başarılı değil.
En sondaki de Bremen 1827. Salınım var. Renk daha koyuca. Ama salınım çok öyle diğerler gibi kuvvetli değil. Şuna bakar mısınız ya? Efes Extra ile Tuborka. Özellikle Efes Extra. Köpük de harika onda. Köpük de bayağı bir zayıfladı. Ama dün içtiğimizde gördüğünüz gayet kuvvetli, güzel bir köpüğü vardı arkadaşlar. Neyse, tabii biz şimdi diğer kategorilere de geçerek arkadaşlar hızlı bir şekilde testi yapalım. Şimdi şöyle bardaklarımı ben ön tarafa çekeyim. Üçünü de. Vay 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 vay. Şunlar da şöyle dursun. Değerli arkadaşlarım, arada burada suyum var. Bir ağzımı nötrolize edeceğim. Henüz yemeğimi yemedim. Karnım çok aç. Şimdi Bremen 1827 ile başlayalım. Köpük, öncelikle fiyat, bunun fiyatı arkadaşlar 30 TL. Fiyat 30 TL. Efes Extra'nın fiyatı, hemen şöyle yer değiştirelim. Kategori olarak bunu ikinci sırada test edeceğim. 35 lira. Kırmızı Tuborg'un fiyatı da 35 lira. Tekel bayilerinde durum bu. Bu durumda en avantajlı Bremen 1827. Buna 1 puan veriyoruz. Evet. Diğerleri fiyat olarak gerisinde kaldı. Tabi alkol oranıyla da ilgili ama yarım puanlık alkol çok da arkadaşlar öyle abartılacak bir fiyata etki etmez yani. 5 lira ama gerçekten fark olarak büyük bir fark yani. Şimdi renge bakalım arkadaşlar. Renk bunun daha böyle koyuca, daha böyle kervar rengi. Böyle bir durum var. Bunların içerisinde en açık renkli olan kırmızı Tuborg'la Efes Extra. Bremen 1827 daha koyuca. Üçünün de rengi hoş, güzel. Renkten arkadaşlar hepsine bir puan veriyorum. Yani öyle donuk, mat, puslu bir rengi yok. Hepsi bir puan. Köpük. Gördüğünüz üzere köpük olarak dün bayağı bir köpürmüştü. Aynı tip bardağa koyduk. Aynı şekilde koyduk. Ama tabii bunu biraz boşaltmam lazım. Boşaltmadım. Köpük olarak ikisinin yanında zayıf kaldı. Efes Extra'nın en güzel köpük bunda ve kalıcı. Köpük olarak da Efes Extra'ya bir puan veriyorum. Bunun yanında Tuborg'u tabii ezdi. Bremen 1827'yi de ezdi. O yüzden şimdi ona hakkını veriyoruz. Kokusuna bakalım bir. Bremen'in kokusuna bakıyoruz şu anda. Maya kokusu biraz ön plana çıkıyor. Şerbetçi otu kokusu ve aromaya etki eder ama alamıyoruz. Alkol kokusu çok zayıf arkadaşlar. Koku durumu bu. Efes Extra koku. Koku yok denecek kadar az. Herhangi bir şekilde koku hissetmedim. Köpük belki de engelliyor. Köpük engeller tozu, dumanı, soğumasını, kokuyu. Kırmızı Tuborg'un da aynı şekilde. Efes Extra'da olduğu gibi. Koku durumunu şimdilik bir boş bırakalım. Tata gelin. Tat. Bremen 1827'nin tadına bakıyorum. Sonradan gelen alkol acılığı var. Ve aç karnına daha iyi hissediyorsunuz bunları. Yemek yemedim. Ve hafif kalıcılık var. Şerbetçi otunun tat ve aroma olarak pek biraya etki etmemiş durumda. Herhangi bir tadını alamadım.
Hafif bir metalik tat geliyor. Ama çok fazla değil. Acılık çok rahatsız edici boyutta değil ama hafif acılık var. Durum bu. Biraz su içeceğim şimdi. Ağzımı nötrolüze edeyim. Evet. Değerli arkadaşlar, tatlarına bakıyoruz şu anda. Efes Ekstra'nın tadına bakıyorum. Normalde ben köpük tadına da bakarım ama şu anda test yapıyorum. Köpük durumundan dolayı zaten puanını verdiğim için köpüğün tadına, köpükle birlikte normal biranın tadına bakacağım. Evet. Alkol acılığı var. Fakat biranın, maltının o tadı da var. Bunda bira maltının pek tadını alamadım. Alkol acılığı da sonradan böyle geldi. Hafif metalik tatlar vardı. Efes Ekstra'da alkolün o vermiş olduğu ekstra acılık dışında şerbetçi odunun tadının ve aromasını da alabiliyorsunuz. Evet, bahsettiğim gibi tadı daha hoş geldi. Biremen 1827'ye göre arkadaşlar bana. Ama tabii ikinci durumda VS'de bakalım ne olacak onu bilemiyorum. Şimdi ağzımızı bir nötrolize yapalım. Suyla çalkaladık ağzımızın içini ve boğazımızı. Şu anda evet kırmızı tiborhun testini yapıyorum. Tabii şerefinize diyorum hepsi birlikte. Efes Ekstra'ya göre daha acı. Sonradan daha baskın bir acılık geliyor. Hafif böyle metalik tatlar da alıyorsunuz. Onu sizlere belirtebilirim, söyleyebilirim. Acılık bakımından ve metalik tatlar bakımından Efes ürünlerine göre Bremen 1827 ve Efes Extra'ya göre daha acı durumda. Bu arada geğirme hissiyatı 3 biranın da var. Onu sizlere söyleyebilirim. Seriye bağladık. Tekrardan alalım. Bahsettiğim gibi aynı şekilde geçerli. Tat olarak da arkadaşlar en beğendiğim tat içlerinde Efes ekstranın oldu. Ona bir puan veriyorum. Tibor Special ve işte kırmızı Tibor'a göre daha iyiydi. Bu tamamen en hafif kalan içlerinde acılık olarak falan. Bunun acılığıyla birlikte malt tadı da var. O çok güzel bir nüans sunuyor. Bunu belirtebilirim. Alkol oranı bahsettiğim gibi arkadaşlar. Bu %7. Bu %7,5. Bu da %7,5. Yani ikisine daha alkol oranları fazla olduğu için birer puan veriyorum. Efes Extra ve Tuborg Speciali. Tatta bahsettiğim gibi Bremen ve Tuborg'u Efes Extra daha güzel tatlar veriyor, solluyor.
Koku olarak da şimdi ikinci teste kokuya da biraz dikkat edeceğim arkadaşlar ekstra. Çünkü köpük durumundan bahsedeyim bu arada. Efes arkadaşlar ekstranın köpüğü bayağı bir duruyor henüz. Şu anda çok az bir köpük var. Kelleşme oldu Bremen 1827'de. Tuborg Special'de de zayıfladı, çok zayıfladı. Onu bildirebilirim arkadaşlar. Belçika'dan türümüz bulunabilirlik. Koku durumlarından sonra son puanı vereceğim arkadaşlar. Toplayacağız. Evet. Şimdi döndük tekrardan başa. Tekrardan bir koku ve tat olarak tekrardan bir değerlendireceğim. Ve en son şöyle biraz yarıya kadar içeceğim. Belçika dantelli durumunu tespit etmeye çalışacağım. Sonra da bitireceğiz arkadaşlar. Tekrardan başlayalım. Bremen 1827. Oldukça esasında güzel bir tadı var. Ben beğendim. Ama VS durumunda tabii 3 farklı biranın birden testini yapacağımız için her şey değişiyor. Devreye diğer ikisi de girdiği zaman devre tamamlanıyor. Hoşuma gitti. Tad olarak güzel. Öyle çok çok fazla acılık yok. Alkol acılığı çok ön planda değil. Metalik tatlar çok çok ön planda değil. Esasında bayağı güzel. Koku da hafif böyle çok hafif şerbetçi otu kokusu. Alıyorsunuz. Ve bahsettiğim gibi arkadaşlar böyle bir alkol kokusu hafiften geliyor. Ama çok çok fazla değil. Şimdi ekstraya geçelim. Bu arada germe hissiyatı da gayet güzel hoş. Evet. Efes ekstra. Alkol acılığı var. Metalik tatlar var. İnkar edilemez bir gerçek. Ama malt tadı gayet güzel. Hoş bir şekilde yansıyor. Ama böyle biraz daha acı tatlardan hoşlanmayanlar falan için Bremen daha ön plana çıkıyor sanki. Fakat klasik böyle bira tatlarından bahsedecek olursak da Efes Extra'nınki daha ön plana çıkıyor. Evet. Bunu sizlere belirtebilirim. Ve Belçika dantelini de görüyorsunuz. Gayet güzel bırakmış durumda. Şöyle görüyorsunuz. İşte üstte iz, kalan iz yani. Köpük dışında köpük de var. Şu anda köpüğü de görüyorsunuz. Diğer ikisinde köpük neredeyse kalmadı bile yani. Ağzımızı bir kere daha nötr hale getirelim. Ve bu arada biralarımızın yarısı bitti arkadaşlar. Bardak bombeli bir bardak. Üst taraf geniş, alta doğru darlaşıyor ve ben bu Efes efendime söyleyeyim. Her şey ölçülü gidiyor bakın bu. Amblemlerin altına kadar her ikisini de içtim. Bu da öyle aynı şekilde. Şöyle görün yani. Şimdi diğerini de aynı şekilde içeceğim. Ve onun da son durumunu tadı kontrol edeceğiz. Ağzımızı nötr hale getirdik. Kırmızı Tibor namı diğer. Tibor Spesiyal. Metalik tatlar daha ön planda kalıyor. Ve arkadaşlar alkol tadını alabiliyorsunuz. Sertçe geliyor. Malt tadını örtüyor. Alkol tadı
ve metalik tatları, malt tadını bastırıyor. Bir daha deneyeceğim. Çok hafif gelse de genelde bastırıyor. Onu bildirebilirim. Arkadaşlar bu durumda ve bu arada benim kafada hafiften böyle. Çünkü bunların yarısı bitti arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Üçte yani bir buçuk yani yarısı bitti. Geri kalan duruyor. Şu anda Belçika danteli konusunda Efes Extra bariz ön planda. Tuborg arkadaşlar, kırmızı Tuborg spesiyalde var ama öyle çok da fazla değil. İkinci sırada kalıyor. Bunun daha ön planda. Bunda da var. İnkar edilemez bir gerçek ama Efes Extra onu solluyor. Tabii ki ona vereceğiz puanı. Diğerlerine şöyle bir çizgi atalım. Köpük olarak da arkadaşlar onu boş bırakmıştık yanmıyorsa ama Efes Extra'ya vermiştik ama şöyle görün. Kelleşme işte içini görüyorsunuz. Kel. Ortası. Ama Efes'inki Extra'nınki dolu dolu duruyor. Evet. Kelleşme yok. Dantelde yani. Evet, bunu da teyit etmiş olduk. Koku durumunda bahsettiğim gibi Efes Extra daha net, daha güzel kokular verdi ama esasında en güzel koku şeye, Bremen'e ait arkadaşlar. Öyle hiç rahatsız etmiyor. Metalik olarak, alkol olarak daha güzel bir şeye sahip. Bir daha test edelim. Şöyle bir ağzımızı nötr hale getirelim. Evet. Gayet güzel. Ben esasında koku yönünden tercihimi Bremen 1827'den yana kullanmak istiyorum. Gerçekten çok hoş. Esasında hoş bir kokusu, hoş bir şeyi var yani, geri dönüşü var. Bir puan veriyorum. Diğer ikisine birer çizgi attım. Alkol oranında da bahsettiğim gibi Bremen 1827 rakiplerinden 0.5 daha düşük. Diğerleri 7.5, o 7. Ona da bir çizgi atıyoruz. Bulunabilirlik. Arkadaşlar bu 3 birayı da yani bütün tekel bayilerinde bulabilirsiniz. Türkiye'nin her yerinde satışta. Hepsine bir puan veriyoruz. Şimdi şöyle bir toplayalım arkadaşlar. Puanlarımızı ne oldu? Bremen 1827. Fiyattan yani 5 lira fark var. Bir puan almış. Renkten yani üçünün rengi de gayet güzel demiştik. Bunun biraz daha koyuydu. Bir puan. Kokudan bir. Bulunabilirlikten bir puan almış. Toplam 4 puanı var. Efes Extra. Renkten bir puan almış. Köpükten bir puan almış. Kokudan vermemişiz çünkü biraz ağırca. Tattan bir puan vermişiz. Alkol oranından bir puan vermişiz. Belçika dantelinden bir puan vermişiz. Bulunabildikten bir puan vermişiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puan. Of. Bremen'i solladı. Tuborg Special fiyat olarak tabii Bremen daha önde. 5 lira oynuyor. Yani yarım puanlık, yarım dereceye alkol için 5 lira arkadaşlar. Hiçbir şey değil yani. Ya 5 lira bayağı büyük para gibi duruyor. Onu söyleyebilirim. Renkten bir puan almış. Köpükten tabii Efes Extra bariz önde. Ama bunun da köpüğü vardı abicim ya. Yani kelleşti. Yani bununla aynı seviyede esasında. Bakın şöyle. Şöyle bir yapayım. Bakın şöyle. İkisini de sallayayım. Yani arkadaşlar Bremen o kadar da köpüksüz bir bira değil. Bakın şöyle. Şöyle. Kafa kafaya yani gidiyor esasında.
Bunun biraz daha fazla buna göre ama Efes Ekstra'da kelleşme yok yani. Kelleşme dedim, halen her tarafını kaplayacak kadar beyaz bir köpüğü var üstünde. O yüzden ona da vermeyeceğim. Çünkü aynı seviyeye indi yani. Evet. Durum bu. Alkol oranı yüksek olduğu için tabii Efes Ekstra gibi bundan da bir puan aldı. Belçika'dan teli bırakmadı arkadaşlar. Yani bunda yine birazcık var yani tek tük de olsa. Ama tabii Efes Ekstra'nınkiyle hiçbir boy ölçemez. İşte gördüğünüz gibi. Bunda hiç yok. Bunda da hiç yok. Alamadı. Bununla birlikte bir puan aldı. 1, 2, 3 puan aldı. Allah Allah. 3 puan mı? Yapma. Köpükten bir puan verelim arkadaşlar. Yani yine belli bir dereceye kadar köpük bıraktı. Hani şu derecede de bundan biraz daha fazla görüyorsunuz içini. Ha, bir puan verelim de ayıp olmasın yani. Köpükten bir puan verelim. 1, 2, 3, 4 yaptı. İşte Bremen 1827 4, Efes Ekstra 6, Tuborg Special 4 puan. Son durum bu. Arkadaşlar bu bir arada alacaksanız alırken işte bu kriterlere dikkat edin. Giyilme hepsinde de var. Efes Ekstra şampiyon arkadaşlar. Evet, günün şampiyonu Efes Ekstra. Şöyle gösterebilirim. Harika. Şampiyon. Şampiyonun şerefine. Şampiyonumu bırakıyorum burada. Ve diğer kutularımız da burada. Bakın bunu burada bıraktım. Burada. Bunu yemeğimle yiyeceğim. Yemeğim duruyor burada bakın. Soğudu, buz gibi oldu. Bir film açacağım. Yemeğimle onu içeceğim. Şimdi biremenimizi bir içelim. Ya 4-4. İşte gördüğünüz gibi Tibor Special ile kafa kafaya geldi arkadaşlar. Bir şeyi değerlendirirken sadece alkol olarak değerlendirmeyin yani sonuçta yarım puanlık bir alkol var. Fiyat, renk, köpük, koku, tat, alkol oranı, Belçika'dan teli bulunabilirlik. Her bakımdan değerlendireceksiniz. Bu işin sırrı burada. Ki ben yüzlerce 200 derece, 300 derece bira testi yapmış değişik markalarda bir insanım arkadaşlar. Benim bildiğim, öğrendiğim bu. Evet, biremenimizi şerefinize kaldırıyorum. Yemen buz gibi oldu arkadaşlar ya. Ben bu işe başladım başlayalım. Gerçekten. Gerçek manada şöyle sıcak sıcak yememi yiyemedim yani. Her zaman soğumuştur. Yediğim zaman da iştahla yemişimdir. Ağzını niye şapırdatıyorsun abi? Niye geğiriyorsun abi? Abi deseler ki ne iyi ağzını. Yani %90'ınız abi diyor sağ var olun. Bakın benim şampiyon burada. Şampiyon da onu yiyeceğim. Burada dursun bu. Ondan sonra başlıyorlar abicim ya. Şimdi şunu da içeyim. Ondan sonra programımı kapatıyorum. Ve bahsettiğim gibi arkadaşlar şunu bir kere daha göstereyim. Durumlar burada. Bizde her şey sari. Notunu vermişiz. Testini yapmışız. Tek tek. Daha ne yapayım abicim ya? Daha size ne yapayım ya? Adam videoyu sonuna kadar bile izlemiyor. Aa bu arada buraya kadar gelmişseniz, videoyu da izlemişseniz beğenilerinizi eksik etmeyin. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar bir video için sabahtan beri uğraşıyoruz yani.
Tavuk döner yaptım, ta önceden hazırladım. Dolaba koydum, buzluğa. Çıkarttım bir gün önce. Bir gece boyunca buzlar eridi. Sabah bunları dildim. Kızarttım. Pilav yapıldı yanına. İşte biberler közlendi. Domates közlendi. Bir hemen 1827 vardı, iki tane bende. Ondan sonra gittim Efes Ekstra ile Tuborg spesiyel aldım. Yani ekstra, yani buna vermiştim bir gün önce zaten 90 lira. Bunlara da verdim. 70 lira. Tavuk döner de bizden yani, cepten. Beğendiyseniz de beğeni tuşuna basınız. Şimdi çok uzatmayayım. Kırmızı Tuborg'u da içelim. Gördüğünüz gibi. Şerefinize tabii. Evet. Evet, bu testimiz de burada biter. Artık başka testleri yarın cumartesi, bugün bunu ben editleyeceğim ve yayınlayacağım. Bütünlük kazansın yorumlarla ilgili. Çünkü bir gün önce bir hemen 1827 yüksek alkol testi yaptım. Orada bazıları Efes Ekstra'yı, bazıları Tuborg spesiyal ön plana çıkardı. Ama tabii bu işin kazananı Efes Ekstra oldu. Bizde fiyatına göre falan, fiyat performans piyasası esasında. 5 lira aslında para değil. Neyse, şampiyonumuzu ayırdık. Halen devam ediyor. Salınan, köpük. Vay ya, vay. Gerçek şampiyon. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.